arkadaşlar, hepinize selamlar. Asya Dedektör Teknoloji Merkezi'ne hoş geldiniz. Bugün yeni modelimiz olan VR-Gold serilerini tanıtımına yapacağız. Yapacağımız ürün VR-Gold serisi iki başlıktan oluşuyor. 36'ya 41 başlık ve fabrika çıkış başlığı dediğimiz 26-32'lik başlıktan oluşuyor. Cihazımız her türlü toprak yapısında son derece mükemmel çalışma özelliği var. Otomatik sistem olarak 5-10 saniye içinde ayarları olabiliyor. 2D canlı grafik özelliği ve sayısal değer özelliğiyle iki farklı sistemin bir arada tasarlandığı hem yüzeysel hem derin özellikleri olan sistemimiz. VR-Gold yeni bir marka, yeni bir ürün. Önümüzdeki yıllar itibariyle Türkiye'de ve dünyada çok ses getirecek olan bir markadır. Şimdi sizlere VR-Gold'un ekran görüntülerini, tanıtımlarını yapacağız. Ancak VR-Gold serisinin ve diğer marka ve modellerimizi daha geniş kapsamlı tek tek ayrı videolarını YouTube kanallarımızdan ve sitelerimizde ayrıyetten izleyebilirsiniz. VR-Gold A6 serisinin sapa montlu olan özelliği olarak tasarlandı. Şimdi sizlere bunun tanıtımını yapalım. Gördüğünüz gibi ekran kutusu tamamen yenilendi yeni sistemlerimizle. Elcek tutma yeri, ekran kısmı ve ekranımız 4.3 ekran. Pil bataryası içerisinde, sap mekanizması 3 parçadan oluşmaktadır. Üzerindeki başlığımızda 7 kHz, yani derin arama özelliği olan 7 kHz büyük başlığımız. Bir de bunun opsiyonel olan 60'a 60 olan büyük başlığımız daha var. Onu da ayrıyetten müşteri temsilcilerinden bilgi alabilirsiniz. Cihazımızın açma yeri hemen şu gördüğünüz gibi parmağımın bulunduğu yerden açıyoruz. Cihazımızı yerde her zaman diğer markalarda olduğu gibi 5-10 santim yukarıda ya da yerde de açabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı, problem yok. Cihaz açılış ekranı tamamlandıktan sonra direkt olarak bütün metaller kısmına düşer. Fakat aramaya başlamadan önce ground kısmında ilk olarak zemin ayarı yapıyoruz. Zemin ayarını şöyle yerden sağa sola bir yarım metre kadar salladığınızda birkaç kere otomatik olarak bir ses gelecek ve zemin ayarı yapılmış olacak. Bakın. Bu sesi duyduğunuzda zemin ayar yapılmış demektir. Sonrasında enter tuşuna bastığınızda cihaz arama moduna geçer. Arama modunda iki kısım vardır. Sağ ekran kısmı, bakın şurada bir bar grafikleri var aktif olmayan. Bir de solda var. Sağ kısmı, bakın, metallerle ilgili. Sol kısmı madenli yapılar ve boşluklar içindir. Yani mezar, oda, tünel gibi yapıları bulmak içindir. Cihaz burada da bu tür yapıların üzerinden geçtiğiniz zaman bakın sol barlar çıkar. Yani bir boşluğun üzerine geldiği zaman başlar veya bir mezarın üzerine. Bakın grafikler mavi tonda hareket eder. Tabii bunu daha sonra test ederek mineralli yapımı, gerçekten bir boşluk mu, bir mezar mı olduğunu anlayabiliyorsunuz. Şimdi metal kısmına geldiğinde cihazımız örneğin bir tane bileziği ya da daha büyük kütleleri parçanın büyüklüğüne göre 30 santimden başlar, 2,5 metreye kadar ürün garantilidir. Maksimumda 3-4'e kadar çıkabiliyor. Bakın, bir de VR-Gold'un diğer sistemlerden artı bir özelliği, çok yani madenli ve mineralli yapılarda hızlı ayar olabiliyor ve aynı zamanda da timingleri çok hızlıdır. Bu da cihazın kalitesini gösterir. Cihaz alacağınız zaman mutlaka ve mutlaka bunlara dikkat edin. Ve VR-Gold'u incelemeden, A6 Plus cihazını incelemeden herhangi bir markaya da karar vermenizi tavsiye etmeyiz. Cihazımız metali bulduğu zaman bakın hemen şuradan artı tuşumuzdan Dix bölümü. Cihazı yarım metreye kadar kenara çekiyorsunuz. Artı tuşuna bastığınız zaman 2D canlı grafik özelliği gelir. Enter'ladığınızda metalin cinsini bakın altın olup olmadığını öğrenebiliyorsunuz. Bulduğumuz parça demir türü, böyle topraktan çıkmış çok eski bir değersiz metalse, bu kez bakın bu seste bu renk tonunda değersiz olarak göreceksiniz. Eğer gümüş, bakır, bronz gibi ise, örneğin şu gümüş yüzüğümüz, bakın yeşil tonda bu şekilde göreceksiniz. Örneğin daha büyük bakır, eski dönemlere ait bir parça olarak düşünelim. Bakın. Tabi burada cihazın diğer farklı markalardan farklı artı bir özelliği de çok hızlı olması. Bu şekilde.
Bu özellik V-Bolt'a has olan bir özelliktir. Hem yüzeysel hem derin aramada son derece iyi özelliklere sahip, %60, %70 net ayrımı vardır. Tabi cihazımızın bu kısmı 2D canlı grafik özelliği olan yer. Bunun dışında bakın şurada hemen slow'la trishot yazar. Yani buradan çıkalım. Şurada buna tekrar bastığınızda bakın sayısal değer kısmı gelir. Hızlı arama modu. Yani cihaz tek cihaz, iki başlık opsiyon, yani başlıkları var ve aynı zamanda iki farklı teknolojinin bir arada olduğu bir sistem. Bakın tekrar gösteriyorum. 2D canlı grafik özelliğinin bulunduğu arama modu. Buradan ayrıma geçiyorsunuz. Buradan çıktığımızda bu kısma tekrar bastığınızda bir tuş daha. Burada cihaz sayısal değere geçer. Sayısal değerde ne yapar? Yine özellikle tek bar arabalarında burası iyidir. Burada hem aynı zamanda point özelliği var. Şimdi onları tek tek gösterelim. Bakın. Değerli parça. Gümüş, bronz, tunç gibi. Bu sayı değerinde. Bu seste. Altınsa bakın. Bu ses tonunda. Bu şekilde. Rakamları da görüyorsunuz orada. Demir türü metallerde bakın bu ses tonunda ve eksi olarak göreceksiniz. Şimdi biz bunu bulduk. Bakın. Ne yapıyorsunuz? Ortadaki enter, bakın enter tuşu var burada. Buna tekrar basılı tutarken şuradaki barları görüyorsunuz değil mi? Bu odaklama sistemi. Yani ben metali buldum. Bakın basılıyken üzerinden geçtiğimde bakın. Bunu basılıyken yapıyorsunuz. Yani bulduğunuz küçük parça ya da büyük fark etmez. Direkt merkezliyorsunuz bunu. Tekrar göstereyim. Bakın. Hemen. Bakın. Burası sayısal değer kısmı. Buranın artı özellikleri ne? Burada, bakın şurada kısımdaki yerler var. Mod 1, mod 2. Buradan mod 1, mod 2'de ses içinde ses var. Örneğin şu menüye bastığınızda bakın ZB filtre. Burası mineralli toprakları filtre edebiliyorsunuz. Yani artı özelliklerinden bahsediyorum. Burası çünkü çok yönlüdür. Burayı mutlaka çok iyi izleyin. ZB filtreden sonra hot drop, özellikle ören yerleri dediğimiz kiremitli yerlerde orayı filtre ederek devam ediyorsunuz. Yani orayı yok edebiliyorsunuz. Turbo dediğimiz kısım, bakın altında turbo derinlik, ekstra derinlik yapabiliyorsunuz. Tabi cihaz çok kısa sürede çıkmazsanız, devam etmezseniz tekrar başa atıyor. Buradan demir kayıt. Bu demiri kaydederek demiri silebiliyorsunuz. Bu özelliği var. Demiri %50-%60 silebiliyorsunuz. Hassasiyet. Hassasiyet dediğimiz diğer ayar kısmından tekrar bir hassasiyet daha yapabiliyorsunuz. Yani hassasiyet derinliğini yükseltebiliyorsunuz. Diğer kısımlar zaten şurada eşik sesi. Ses içinde ses. Yine ayrıyetten normal sesini kısıp açabiliyorsunuz. Işığı kısıp açabiliyorsunuz. Bu şekilde zaten bir 3-5 saniye kadar kaldığınızda otomatik olarak tekrar arama seviyesine geliyor cihazımız. Şimdi tabi bununla ilgili bütün modları, yani ayrı ayrı bu modların hepsini müşteri temsilcisinden videolarını isteyebilirsiniz. Ya da Asya Dedektör sitelerinden, YouTube kanallarından bu videolarımızı hepsini ayrı ayrı arazideki videoları, ofis içindeki videoları izleyebilirsiniz. Bunlar sizin hem bir cihaz alırken nasıl cihaz aldığınızı iyi tanımanızı sağlayacaktır. Bunun dışında tekrar buradan çıkalım. Bakın. Şu andaki de canlı grafik özelliğine geldik. Menü kısmı. Şurada menüleri görüyorsunuz. Cep telefonu gibi. Burası bütün metallerdi. Derinlik hesaplaması. Onu arazideki videomuzu mutlaka izleyin. Şimdi metali bulduğunuzda derinlik hesaplamasında bakın. Hem ofis içindeki derinlik hesaplamasını hem arazideki mutlaka izleyin. Burada metali bulduğunuzda bakın. Üzerinde sinyal verirken eksiye bastığınızda otomatik olarak derinlik hesaplamasını atar. Bu da tek tuşta geçiş sağlaması size arazide ararken kolaylık sağlaması içindir. Burada diğer modellerimizde bunlar var zaten. Videoları izlediğiniz zaman göreceksiniz. Aldığınız ölçüyü, yani ne kadar ölçü aldınız toprakta sinyal olarak, diyelim ki 20-30 santim. 20-30 santimi gelip bakın şurada hemen bakın diyelim 30 santim çapında bir sinyal aldınız. Girdiğinizde, bastığınızda bakın burada tuttuğunuz metalin derinliğini net olarak görürsünüz. Tabii bu netlik ifadesi biz her videomuzda anlatıyoruz.
Türkiye'de bir tek de bu kadar ayrıntılı özelliği anlatan firmada biziz. Cihazlarımızın, biz aynı zamanda biliyorsunuz dünyadaki bütün markaların da satışını yapıyoruz. Yani 60'a yakın model var. Birazdan onları da göreceksiniz. Cihazımız %60, %70 ayrımda garantidir. Yani %30'a yakın hatalar oluşabilir. Ama bazı teknik konular vardır. Bunları yerine getirdiğinizde bu hatayı daha aza indirebilirsiniz. Bunu niye anlatıyoruz? Çünkü bizim ofise gelen bütün müşterilerimize burada eğitimler verilir. Araziye getirilir, arazide test edilir. Ancak gelmeden telefonla müşteri temsilcisinin adrese posta ödemeli cihazları gönderiyoruz kargoyla. Yani siz bir küçük kapora yatırdığınızda posta ödemeli adresinize kadar cihaz gelir. Adresinizde cihazı açıp kontrol ettikten sonra satın alıyorsunuz. Bunun için de bu videolarda bütün hatamızı, kusurumuzu, eksiklerimizi anlatıyoruz ki biz videoyu izledik, şunları söylememişsiniz demeyiniz diye burada hepsini tek tek anlatıyoruz sizlere. Şimdi cihazımızı dedik daha önce baştan. 3 parçadan oluşuyor. 2 başlığımız var. Üzerindeki 36-41'lik derin arama başlığı. Bu da fabrika çıkış başlığımız. Bu 14 kHz, 7 kHz. Bir de bakın şuradan hemen istersen şöyle bir geçelim, önce bu taraftan tanıtımını yapalım. Şunu bir yapalım mı önce? Derin aramasının kısmında bir gösterelim mi? Cihazımız hemen buradan şöyle çıkalım bir. Bakın cihazımız parçanın büyüklüğüne göre 30 santimle küçük parçalardan parça büyüdükçe 2-2,5 metreye kadar kesin ve garantilidir. Gelip istediğiniz markayla da karşılaştırabilirsiniz. Şimdi burada şöyle parçamız var. Bakın gördüğünüz gibi cihazımız, bakın bu tür parçaları büyüdüğü zaman yani net 1 metreyle 2-2,5'a kadar algılar. Bakın görebiliyorsunuz. Bunları zaten geldiğinizde kendinize test edebiliyorsunuz. VIAVOLT yeni bir sistem bu. Bunda hem 2D canlı grafik özelliği var. Bu şekilde tarıyorsun bak, yerden 5-10 santim. Herhangi bir metal varsa onu bir garanti bir şekilde, garantili bir şekilde bulacağız. Cihaz metali gördüğünde net sinyal verir. Cihazda hem 2D canlı grafik özelliği var VIAVOLT'ta, hem de sayısal değer var. Bak bu şekilde gidiyoruz. Herhangi bir metali gördüğümüzde algılayacağız. Şimdi burada bir sinyal algıladık. Bak görüyor musun? Evet. Gel istersen şöyle bir bak, ekranı bir çek. Bak görüyor musun? Gel. Bu şimdi kesin, garantili bir metal bombası. Hatta şöyle sağ tarafına geç istersen. Garantili. Hem direncimiz garantili. Yok, önce metal buluruz. Evet. Dedektörde birinci kural taşın, kayanın içindeki metali bulmaktır. Bak. Bu şimdi metal. Ne yapıyoruz? Şurada artı tuşumuz var. Dix dediğimiz bölüm. Evet. Şuna bastığımızda, bakın şu an 2D canlı grafik özelliği bak, değersiz görüyor musun? Buradan tekrar çıkıyorsun bu şekilde, devam ediyorsun anında. Tamam. Bak şimdi, geldik mesela o kadar yerden, görüyor musun? Hiçbir yerde sinyal algılamadık. Bir tek, ama burada yine algıladık. Bak görüyor musun? Hatta biraz da geniş bir parça metal. Evet, büyük bir şey. Çekiyorsun, ekranı yaklaştır istersen biraz daha kamerayı. Sizin ekranı mı? Evet. Görüyor. Değersiz mi görüyor? Şu anda bütün metallerdeyiz. Bakın metaller kısmı. Metaller algıladığı yer, boşluklar algıladığı yer. Metal nasıl algılıyor? Bakın gördüğünüz gibi aynı. Çok net anlıyorsun. Başlama noktası, geçiş noktası, bitişini anlayabiliyorsun. Şimdi ayrımı aldığında bakın resetleyip dikkatli geçiyorsun. Bak görüyor musun? Değerli bir metal. Bak. Çok net. Basıyorum tekrar artıya. Bütün metaller. Şimdi burada burası 2D canlı grafiğin olduğu yer cihazda. İstersen derinliği yükseltebiliyorum. Turbo derinlik var, normal derinlik var. Şimdi slow arama bu tuşa bastığımda şuradaki bu tuşa cihaz sayısal değere de geçiyor. Biraz daha kameraya yaklaştırabilirsin. Sayısal değer kısmı. Sayısal değerde ne yapıyoruz? Direkt değerli ya da değersiz olarak işlem yapıyoruz. Bakın. Görüyor musun?
Bir de point özelliği var. Yani şu ortadaki tuşa bastığımda point ve enter tuşuna bakın. Görüyor musun? Tam malzemeyi bulduğum parçayı merkezliyorum bak. Görüyor musun? Evet. Sesi şu anda çok kısık olduğu için onu da oynayalım biraz. Hemen bakın. Sesini açalım ki kamerayı hem daha iyi yansısın. Beni de oynayalım. Çok kolay, pratik bir kullanımı var cihazın. Bakın hemen. Şimdi ne yapıyorum? Açacağım sesini. Bak. Görüyor musun? Açıldı. Kaça kadar açtım şu anda? 6'ya kadar, bu kadar yüksek oldu. Biraz düşürelim. Bak 5'e aldım. Işık ayarımız 5'te. Derinliğimiz fabrika ayarında 7'de. Turbo derinlik 5'te. Bu turbo derinliği yükseltebiliyorum. Yani %10, %20 daha yukarı artırma durumum söz konusu. Bakın metali buldu. Bak ses netleşti, görüyor musun? Hemen ne yapıyorum? Reset. Tabii tabii. Ayrımı aldım. Şimdi 2D canlı grafik özelliğinde basıyorum. Bak görüyor musun? Değerli bir metal. Şimdi bu 2D canlı grafik özelliği. Şu tuşa bastığımda en baştaki slow arama tuşuna sayısal değere geçtim şu anda. Yani sistemi değiştirdim cihazda. Biz bunu genelde müşteriye tek pan aramalarını kullanmalarına, pratik arama özelliğine sahip olan bir yer. Şu yanda, bak kamerayı biraz daha yaklaştır. Yandaki sayaçlarda değersizi kapatabiliyorsun. Kiremitli bölgelerde arama yaparken kiremiti silebiliyorsun. Artı değerli değersizin ayrım yapma özelliği var. Ve eşik sesi dediğim sesle ses tonunu değiştirebiliyorsun. Bu özellikler var cihazda. Hemen burada arama yapalım. Bakıyor musun? Bu ses değerli. Değerli bir sesi. Hemen point özelliği. Gördün mü? Evet. Tabii tabii. Yani şurada ekranı yaklaştırabilirsin biraz daha. Görüyor musun? Yaklaştır kamerayı. Görüyor musun? Bak şu sayısal değer. Bu değerli parça. Altında biraz daha farklı. Değersiz de biraz daha farklı olacak. Buradan basıyorum şuna. Bu da 2D canlı grafik slow arama özelliği. Biz zaten müşteriye aynı şu anda size anlattığımız gibi müşteriye hem ofis içinde bu şekilde anlatıyoruz. Hem de arazide müşteriye bu şekilde eğitimler veriyoruz. Cihaz alırken zaten dikkat etmeniz gereken husus cihazın çok stabil çalışma özelliği. Yani şu şekilde. Bakın görüyor musunuz? Cihaz bu şekilde parazit ve problemsiz çalışıyorsa, parazit yapmıyorsa o cihaz kaliteli cihaz olduğu anlamına geliyor. Böyle her şeyi ötüyor, ayarlayamıyorsunuz, problem yaşıyorsunuz. Bu cihazlar problemlidir. Şimdi akşam, tabii biraz da gece oldu. Cihazın ekran kısmı daha iyi gözüküyor bu şekilde. Bakın bu şekilde arayacaksınız. Ne yaptık şimdi? Yaklaşık oradan bir 50 metre, 60 metre yürüyerek geldik. Hiçbir tane sinyal algılamadık, bir tek burada yakaladık. Sizin dediğiniz alan, şu alan. Arama yaparken biraz daha bir taraf olabilir. Bak şimdi biz ne yapıyoruz? Aramayı da şu şekilde yapıyoruz. 2 metre, 3 metre karelan tarayarak gidiyorsunuz. Yerden 5 santim yükseklikte. Hocam bu tarafa da gelelim. Tamam, bu tarafa doğru da geçelim. Odaya da bakarsınız oradaki bak. Buradaki ne? Yok. İşaret koysaydık abi. İşaret koysak mı? Ben de ona işaret yok. Yok. Değerli bir malzeme bakmamız lazım ona. Metre belli mi hocam onda? Bir de yapar yüzeyde. Yüzeyde çok geride değil. Yüzeyde. Onu da yanıt çıkar ben. Yani 30 santim ve 70 santim arasında. Usta bir daha bakar yani bir zahmet. Bulamadım. Bakalım bir daha. Bir daha böyle. Korku getirdim mi? Hah. Değerli değilsen usta bizim. Kurtuluşumuz orada. Tam ortaya koysun abi. Ben sana tam öyle söyleyeceğim, sen koyarsın, dur. Dur hadi abi. Dur. Bak görüyor musun? Getir bak ekranı şöyle. Bak şimdi ben sana söyleyeceğim bak. Şimdi bobini görüyor musun? Gösterim. Bak. Yakaladı. Merkez olduğu yer tam merkezi. Yani bağların tavana çıktığı yer tam merkez. Bak. Şurası. Bobinin olduğu yere taşı koy. Orada iyi yaptı. Tamam. Metre dedi. 1-2 metre mi? 30 santimde 70 santim arasında. Çok derinde değil. Çünkü hem geniş bir çaplardı hem de barlarımız tavana kadar vurduğu için parçanın otomatikman yüzeyde olduğunu anlıyoruz zaten. Bu alanda tamam.
Tabii mağazamızda sadece kendi ürettiğimiz TSE belgeli olan modeller değil. Yani dünyadaki niye diğer markaları satıyoruz? Biz öncelikle müşterinin isteğini sunmak zorundayız. Müşteri istediği cihazı vermek zorundayız. Bunun dışında dedektörlerin dışında GPR radar mala sistemini görüyorsunuz. İşte frekansın yükleme sistemi dediğimiz Enfat DC, Mahmut AZ7000 var. Bu markaların dışında yine kendi üretimimiz olan A5 modeli, A3 modelleri, Geofinder Plus, A6'yı zaten biliyorsunuz. A6 çok tutulan bir model şu anda. Zaten bu A6'dan abi niye bunun sapı montanası da yok diye talep geldiğinden dolayı Viagold serileri çıkartıldı. Viagold'un daha devamı gelecek. O yüzden A6 Plus'ın bir tık üzeri işlemci olarak güçlü. Ama derinlik olarak aynıdır. Fakat kullanımı sap üzerine montalı olduğu için bazı kullanıcılar onları tercih ediyorlar. A6 Plus'ı da ve diğer markalarımız da ve diğer yabancı markalar da Garrett serisi olsun diğer markaların tamamını arazide ve ofis için inceleyebiliyorsunuz. Şimdi burada hemen şöyle bir şunu gösterelim. Şu anda A6 ile ve Viagold'da alabileceğiniz 20 kilohertz bir başlığımız daha var. Bu opsiyoneldir. Yani iki başlığımız var Viagold'la beraber. Bunu da opsiyonel alabiliyorsunuz. Özellikle tek parayla ilgili bunu isteyebilirsiniz. Bir de daha derin için geniş alanlar tarama için 60-60 ebatındaki şu gördüğünüz büyük başlığımız. Bunu da yine diğer videolarda izleyebilirsiniz. Şimdi bunların dışında hemen şöyle bir kameramızı yere doğru yaklaştıralım. Yeraltı görüntüleme sistemleri. Yeraltı görüntüleme ile ilgili biliyorsunuz piyasada çok bilgi kirliliği çok fazla. Bununla ilgili söylemleri özellikle biz çok dikkat ediyoruz. Yeraltı görüntüleme sistemleri 4 ile 8-10 metre arası net garantilidir. İşte bazı mala gibi birkaç sistem daha var. Zon, Loza gibi. Bunların antenlerine göre 20 metreye kadar inebiliyor. Bu sistemler bizde mevcut. Görüntüleme, granometre, manometre, frekans mimikleme sistemlerinin tamamı ofisimizde mevcuttur. Bunları gelip burada inceleyebilirsiniz. Konrad'ın bütün serileri var. Viagold'un yine gördüğünüz gibi takım halini görüyorsunuz buralarda. Bakın şu şekilde ekran görüntüsü tutma yeri. Son derece hafif 1 kilo 800-850 gramda bir ağırlığı vardı toplamda. Cihazın size eğer gelmeden alacaksanız yani adresinize isteyecekseniz hangi marka olursa olsun ister Viagold serisi ister başka. Bakın şurada A6'yı biliyorsunuz. A6 çok tutulduğundan dolayı 3 başlıklı gönderiliyor A6. Viagold 2 başlıklı. Buradaki başlıklarımız yani Viagold ile A6'nın artı özellikleri 2 sistem olması. Hızlı arama, slow arama olması ve 7 kHz, 14 kHz ve 20 kHz. Bu başlıklar derin arama, tek parayı daha iyi bulma konusunda iyi olan modellerdir. Zaten fiyatlarımız birçok markaya göre çok çok uygun. Bunun dışında ürünlerimiz tamamen sizlere kılavuz, garanti belgesi, faturalı olarak gelecektir. Ürünlerimiz 2 yıl ücretsiz, 8 yılda parça garantisi vardır. Ve tüm markalarımız yani hepsi garanti kapsamında kendi ürettiğimiz, Ar-Ge'mizde ürettiğimiz sistemlerimizi TSE belgesi, isim tescilleri, bütün hepsi vardır. Şu belgelerimizde bir gösterelim şöyle şu tarafları bir bakalım. Tabi bunları diğer videolarımızda hep gösterdik ama tekrar bir daha görün. Yani tüm markalarımız tescillidir. TSE belgeli, üretim kapasitesi gibi bütün hepsi mevcuttur. ISO belgeleri vardır. Hem yurt içine hem de yurt dışına satılışı yapılmaktadır. TSE'yi de gösterirseniz hemen kenarında. Tekrar dönelim. Orada videomuzu tamamlayalım. Evet. Şu alan taramaları da üstü istersen en son. Tabi alan taraması videolarımız var zaten ama alan taramayla ilgili Viagold serilerinin dışında Viagold'un da alan taraması var. Onu da söyleyeyim size ayrıyetten. Burada Bionic serileri var. Bionic serilerin her çeşidi var. Teklisi, çiftlisi, ekranlısı. Alan taramayla ilgili de bilgileri müşteri temsilcisine alabilirsiniz. Ürünlerimiz mağazamızda bu şekilde. Bir de bu tarafı gösterir. İkinci el ürünlerin satışı var. Ürünlerin kiralaması var. Bunların hepsini müşteri temsilcilerinden ya da asyadirektör.com sitelerinden YouTube kanallarından tamamını inceleyip test ederek bilgi alabilirsiniz. Evet.
Şimdi Viagold'un tabii ki arazideki bütün videoları var. Onları YouTube kanallarımızdan izleyiniz. Bugünlük bu kadar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir başka videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.